Merhaba arkadaşlar, C# ilk dersimizdeyiz. Bu dersimizde C# temel konularını, yazım kurallarını ve türlerini ve .NET Framework'ün ne olduğunu göreceğiz. İlk başta bilgisayarınıza Visual C# editörü olduğunu kabul ederek dersime başlıyorum. File bölümüne geliyorum. Ve New Project diyorum. New Project dedikten sonra önüme birkaç seçenek sunacaktır. Bu seçenekler içinde konsolu seçiyorum. Çünkü diğer konuları, diğer seçeneklere daha gelmeyeceğiz. Bize bir isim girmemizi söyleyecek. İsmi normalde bırakabiliriz. Ama ben sizin için bir şey yazıyorum. C# dersleri yazıyorum. OK tuşuna basıyorum. Ve önüme birkaç otomatik kod diziyor. Bazı kodlar işimize yaramayacağı için ben şimdilik siliyorum. Kafanızı karıştırmaması için. Daha sonra bunları da zaten teker teker işleyeceğiz. Şimdi ilk başta bu mavi fontla yazılmış namespace, class, public, static, void gibi terimleri görelim. Bunlar .NET Framework'ün içinde olan terimlerdir. .NET Framework nedir dersek, .NET Framework bir kütüphanedir. İçinde terimler bulunur. C# yapı taşlarıdır. Yani bu using, namespace gibi şeyleri bize .NET Framework sağlayın. Yani .NET Framework'ün bir sürümünün yüklü olmadığı bir bilgisayarda C# programlarının veya C# çalışması kesinlikle mümkün değildir. Bunun için de .NET Framework C# programlamacılığı için kesinlikle büyük önem taşıyor. Hemen konumuza geri dönelim. Console bir yazı yazalım. Şimdi ilk başta konsol diye bir yani konsol bir emir vereceğiz. Öyle diyeyim ben size. Konsol neyin objesidir dersek, sistemin objesidir. Bilgisayar sisteminin bir objesidir konsol. Onun için de ilk başta kullandığımız using sistem vardır. Bunu silersek konsolun da bir değeri kalmayacaktır, gördüğünüz gibi. Hata veriyor. Ama siz derseniz ki ben başına using sistem koymak istemiyorum. Bir de ikinci yolu var. Başına sistem koyabilirsiniz konsolun. Bu şekilde de olabilir. Yani bununla şu başına koyduğumuz using sistem aynı şeye denk gelir. Ama tabii ki using değerini öneriyoruz. Daha kısa olur. Hemen bir yazı yazalım. Ama pardon. Şimdi konsolda bir emir vereceğiz. Konsol ne emir verelim? Bir satır yaz diyelim. Console write line gibi. Merhaba dünya yazsın. Parantezlerle içine aldık. Daha sonra tırnak işareti elinden de doldurduk burayı. C#'da her veri ve tanımdan sonra mutlaka noktalı virgül gerekmektedir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Ama class, namespace gibi şeylerin başına, sonuna gelmez, pardon. Şimdi bunu yazdıktan sonra F5'e bastığımızda, yani ön izleme sürümüne bastığımızda bir pencere açılacak ve merhaba dünya yazacak ve kapanacak. Niye kapandı? Çünkü konsola okuma emir vermedik. Sadece yaz ve bu pencereyi kapat dedik. Ne yazalım? System console read a line komutuyla dedik ki konsol bu yazıyı oku ve pencereyi kapatma. Bunu yazdıktan sonra gördüğünüz gibi pencere kapanmadı. Şimdi kafanızı karıştırmasın diye ben bu sistemleri siliyorum. Ve kısa yol devrimize hemen sokuyorum. Using sistem yazıyorum. Bu şekilde en doğrusudur. Bunu yazdıktan sonra bir de parantezlere değinelim. Parantezler nedir? Her bölümün iki tane parantezi vardır. Birincisi başlangıç parantezi, ikincisi kapanış parantezi. Mesela namespace'e bakalım. Namespace'e başlangıç parantezine girince son parantezini de gösteriyor. Bu düzeni sağlar. Yani nasıl desem, bölümlerin karışmamasını sağlar. Namespace'in şu anda bizim için bir değer taşımadığı için ben namespace'i siliyorum. Gördüğünüz gibi namespace bizim için bir zorunluluk taşımıyor. Ama class taşır. Yani mutlaka bir sınıf olmak zorunda. Bunu yazdıktan sonra bir de yorumlara değineceğim. Yorumlar nedir? C# geliştirmenleri bizim için bir kolaylık tanımış. İleride bu
daha önceden yazılmış bir sistemi tanımak için veya başkasının yazdığı bir sistemi tanımak için bazı açıklamalar yapmak gerekebilir. Onun için de çift slash dediğimiz yani şu yorum terimidir. Yani çift slash ve bu sisteme bir etkisi yoktur. Mesela yazdım Furkan Kazıoğlu yazdım. Normalde bunu başında çift slash yazmadan yazsak kesinlikle hata verecektir. Ama yani yorum değerini atadığımız için hiçbir şekilde etkisi yoktur. Bu birinci şekildir. Bir de daha fazla büyük yorumlar için, yani uzun yorumlar için bir kolaylık var. Şu şekilde başlıyor. Mesela ne yazalım? C sharp dersi. Pardon. C sharp dersi. 4 Mayıs 2008 konu C Sharp'a giriş. Gördüğünüz gibi hemen kendi yıldızları atıyor ve bunu kapatmak için de ilk başta Enter'a basıyoruz. Sonra şu şekilde bir slash koyuyoruz. Bunu koyduktan sonra zaten yorumun sonlandığını göreceksiniz. Bir de son olarak bir şey değiniyorum. C Sharp'ta büyük küçük yazımı çok önemlidir. Mesela console write line ile gördüğünüz gibi console write line ASD arasındaki fark çok fazladır. Şimdi şunu şöyle yaparsak göreceksiniz. Bir hemen F5 ön izleme sürümüne basıyorum ve hata veriyor gördüğünüz gibi. Hatamızda ne diyor? Sistem konsolunda yani sistemin konsol bölümünde write line diye bir obje terim tanımıyor diyor. Nedendir bu? Çünkü gördüğünüz gibi L'yi küçük yaptık. Yani write line L'si büyük olmak zorunda. Üstte gördüğünüz gibi. Onun için de büyük yapmak zorundayız. Bunu yaptıktan sonra F5'e tekrar basıyorum. Ve gördüğünüz gibi merhaba dünya diyor. Zaten console readline altında yaptığımız için bunlar görünmeyecektir. Ben size sadece anlayın diye yazmıştım bunu. C#'da bugünlük bu kadar dersimiz.